Doğal sayılarla toplama işlemi, eldesiz toplama. Merhaba çocuklar. Bu dersimizde doğal sayılarla toplama işlemi konusunda eldesiz toplama işlemini öğreneceğiz. Çocuklar hepimiz toplama işleminin bir araya getirme işlemi olduğunu biliyoruz. Toplama işlemi yaparken verilen sayıları bir araya getirerek hepsini birlikte sayıp sonuca ulaşabiliyoruz. Ya da büyük sayıyı aklımızda tutup küçük sayıyı üzerine ekleyerek sonucu ulaşabiliyoruz. Ama sayılarımız büyüdüğü zaman bu işlem biraz uzun sürüyor. Dolayısıyla bizim için zor oluyor. Özellikle iki basamaklı sayıları toplarken üzerine saymak birazcık sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle eldesiz toplama işlemi öğrenelim. İşimiz biraz daha kolay olsun. 45 ve 23 sayılarını toplayarak konumuzu öğrenebiliriz. 45 sayısını onluk ve birlik şeklinde yazdım. 23 sayısını da aynı şekilde onluk ve birliklerini ayırdım. Toplama işlemi yaparken kuralım önce birlikleri toplamak. Birliklerle birlikleri toplayıp birliklerin altına yazıyorum. Ardından onluklarla onlukları topluyorum. Onlukların yazılı olduğu kısmın altına yazıyorum. 45 sayısında 4 onluk, 5 birlik var. 23 sayısında 2 onluk, 3 birlik var. İlk olarak 5 birlik ve 3 birliği topluyorum. 8 birlik oluyor. Bunu birliklerin altına yazıyorum. Ardından 4 onluk ve 2 onluğu topluyorum. 6 onluk ediyor. Bunu da onlukların altına yazıyorum. Ve 45 ile 23 sayısının toplamının 68 olduğunu görüyorum. Alıştırmalarımız ile konumuzu pekiştirelim. 34 ile 23 sayısını topluyorum. 34 sayısında 4 birlik var. 23 sayısında 3 birlik var. 4, 3 daha 7 eder. 7'yi not edelim. 34 sayısında 3 onluk var. 23 sayısında 2 onluk var. 3 onluk 2 onluk daha 5 onluk eder. Bu durumda 34 ile 23 sayısının toplamı 57'dir. 16 ile 40 sayısını toplayalım. 16'da 6 birlik var. 40 sayısında birlik yok. 6'ya 0 eklediğimde sonuç değişmeyecek. 6 birliği aynen yazıyorum. 1 onluk, 4 onluk daha, 5 onluk eder. Bu durumda 16 artı 40 işleminin sonucunun 56 olduğunu söylüyorum. Sıradaki işlemimizde devam edelim. 52 ile 26 sayısını toplayalım. 52 sayısında 2 birlik, 26 sayısında 6 birlik var. 2 ile 6'yı topluyorum. 8, 5 onluk ve 2 onluk toplandığı zaman 7 onluk ediyor. Bu durumda 52 ile 26'nın toplamı 78'dir derim. 37 ile 11 sayısını toplayalım. 7 birlik 1 birlik eklendiği zaman 8 birlik olacaktır. 3 onluğa 1 onluk eklendiği zaman 4 onluk olur. Bu durumda 37 sayısı ile 11 sayısının toplamı 48'dir. 46 ile 33 sayısını toplayalım. 46'daki 6 birliğe 33'teki 3 birliği ekliyorum. 6 birlik 3 birlik daha 9 birlik eder. 46'daki 4 onluğa 33'teki 3 onluğu ekliyorum. 4 3 daha 7 eder. Bu durumda 46 artı 33 işleminin sonucu 79'dur. 21 ile 64 sayısını toplayalım. 1, 4 daha 5 eder. 2, 6 daha 8 eder. Bu durumda 21 ile 64 sayısının toplamı 85'tir. Alıştırmalarımıza 3 sayıyı topladığımız işlemlerle devam edelim. 30, 24 ve 15 sayısını toplayalım. Birlik kısmına bakıyorum. 0, 4 ve 5 var. 4 ile 5'i topladığımda 9 elde ederim. 0'ın herhangi bir etkisi yoktur. Bu durumda birlik kısmına 9 yazıyorum. Onluk kısmında 3, 2 ve 1'i görüyorum. Onları da topladığım zaman 6 sayısını elde ederim. Bu durumda işlem sonucum 69'dur. Diğer işlemimde 21, 16, 42 sayıları var. Birliklerini toplayalım. 1, 6, 2 sayısını topladığım zaman 9 birlik elde ediyorum. Onluklarına baktığımda 2, 1, 4 rakamlarını topluyorum. 7 sayısını elde ediyorum. Bu durumda işlemimin sonucu 79'dur. Sıradaki işlemlerimizle devam edelim. 41, 34, 13 sayılarını topluyorum. Birliklerde 1, bir, 4 3 bulunuyor. Toplamları 8'dir. Onluklarda 4 3 1 rakamları var. Onları da topladığım zaman 8 elde ediyorum. Bu durumda işlem sonucum 88'dir derim. 23 12 20 işlemine bakalım. 3 2 ve 0 var birliklerde. Topladığım zaman 5 birlik elde ediyorum. 2 1 2 sayılarını topladığımda da yine 5 sayısını elde ettim ve bu işlemin sonucunun 55 olduğunu söylüyorum. İki basamaklı sayılarda toplama işlemi yaparken sayıları yan yana yazdığımızda birlik ve onlukları karıştırmamak adına birlikleri işaretleyerek işlem yapabiliriz. Örneğin 54 ve 32 sayısını toplarken 54 sayısındaki 4 birliği ve 32 sayısındaki 2 birliği belirlediğimde 4 ile 2'yi toplayarak eşittirin diğer tarafına birlikler kısmına 6 yazabilirim. 5 onlukla 3 onluğu topladığımda da 8 onluk elde ediyorum. 8 onluğu da 6 birliğin hemen önüne yazarak işlem sonucunun 86 olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde 3 sayıyı toplarken de 16, 30 ve 22 sayılarında birlikleri belirleyip 6, 0 ve 2 sayısını toplayarak eşittir'in diğer tarafına çok az boşluk bırakarak 8 şeklinde yazarım. 1 onluk, 3 onluk ve 2 onluğu toplayarak 6 onluğu da 8 birliğin önüne yazarak işlem sonucunun 68 olduğunu ifade ederim. Dersimizin sonuna geldik çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.